Yeni bir seviye yükseltme videoma hoş geldiniz. Bu seviye yükseltme videomda arkadaşlar son zamanlarda yeni yakaladığım bir şampiyonu yükselteceğim. Açıkçası aklımda yoktu. Takip eden, sayfamı takip eden arkadaşlar varsa kırısına çalış videomda denk gelmiştir. Onlardan da fikir almak istemiştim. Gelen geri bildirimler ve benim incelemem sonucunda V3 atmaya karar verdiğim bir şampiyon. Şöyle sizlere göstermek istediğim şampiyon arkadaşlar, zaten kapak fotoğrafında da görebileceğiniz üzere Ölümsüz Hulk. Ölümsüz Hulk oyuna eklendikten sonrasında etkili olabileceği yerler anlamında birçok video görmüştük aslında. Ama aktif olarak birçok yerde nasıl kullanılır, ne yapılır kısmı ile ilgili üzerine bayağı bir çalıştım. Yani oyunun çok büyük bir bölümünde ne yazık ki yer veremiyoruz Ölümsüz Hulk'a. Ama sahip olmuş olduğu diğer Hulk'lardaki gibi zehir bağışıklığı, rakibini öfke setleriyle beraber çıkmış olduğu yüksek hasar potansiyeli rakibini alıkoyması gibi spesifik yetenekleri var Ölümsüz Hulk'un. Aynı zamanda 1v1 savaş alanlarının gelmesiyle beraber savunmada da iş yapabileceğini düşündüğüm bir şampiyon. Özellikle savaşın süresini uzatmaya çok müsait. Üzerindeki gamma yüklerini sağlığa çevirmesiyle ilgili. Datasından çok fazla bahsetmeyeceğim. Yükselttikten sonrasında hızlıca bir Ölümsüz Hulk'un özelliklerinden bahsedeceğim ve gameplay'ine geçeceğim arkadaşlar. R2 atma taşı ve R3 atma taşını kullanmayacağım. Ağırlıklı olarak Storm'u eriteceğim Ölümsüz Hulk'ta. Şöyle elimde fazla olanları bir çıkartayım. Ardından ağırlıklı bilim izosu kullanacağım. Şimdi teknolar kalsın bir süre. Ölümsüz Hulk'un gamma yükü ve öfke setleri diyeceğim. Bu özelliklerini kullanmak önemli. Savaş içerisinde bunları savaşa yaymak önemli arkadaşlar. Nasıl yapılıyor? Ben birçok testini yaptım. İnceleme sırasında birçok kez antrenman yaptım. Biraz dikkatli dövüşürseniz, eğer dövüşü takip ederseniz gerçekten Ölümsüz Hulk size vaat etmiş olduğu yüksek hasarı sunuyor. Başka da bilim izomuz kalmamış. Şöyle temelden tüketelim. Evet. R3 atma taşı da var elimde ama kullanmayacağım. Yani alfa 2'ler özellikle çok fazla şişmeye başladı arkadaşlar. 5 yıldızları artık R4 atma seviyesine getirdi. Alfa 2'ler çok fazla ve çok uzun bir dönemdir şöhretle vesaire almıyorum ben alfa 2, tercih etmiyorum. Ona rağmen şişti ama tam tersi orantıda T5 sıkıntısı yaşanıyor. Artık 5 yıldızı yükseltmediğimiz için bir nevi bu sorunu yaşıyoruz. Yani S4 anlamında da bilim çok fazla vardı elimde. Alfa 2 anlamında da artık son 4-5 gününe girmişti alfa 2'ler. Onların çöpe gitmemesi anlamında arkadaşlar taş kullanmadım. Taşları 8. saniye 1. bölüm bittikten sonra yükseltmeyi düşündüğüm şampiyonlar var. Özellikle R4 atacağım. Aynı eş zamanlı 2 tane şampiyon olacak 8-1 sonrası. Normalde bugün gelecekti ama bir hafta ertelendi 8-1. Onu da geldiği gibi hızlıca bitirip çok hızlı şekilde arkadaşlar artık R4'lere geçeceğim. Yani 5 ve 6. R4'ler peş peşe geldikten hemen sonra Zahmetin Sonsuzluğu ödüllerini alacağız. Zahmetin Sonsuzluğu ödülleri gelmeden 8-1'i %100 yapmış olurum. Muhtemelen bunda detaylı videolarını çekeceğim. 8-1 konusunda yardımcı olabileceğim. Tek tur atma, %100 yapma gibi, karo anlatımları gibi birçok konuda yardımcı olabileceğime inandığım tüm konularda arkadaşlar videolar çekeceğim. Bu konulara takipte kalabilirsiniz. Sizlerin de herhangi bir sorusu olursa bu anlamda seve seve cevaplarım tabii ki. Zaten kanalı beraber büyütüyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Benim hiçbir zaman YouTube kanalıma abone alayım, işte like sayılarım yüksek olsun gibi beklentim olmadı. Sadece hep beraber arkadaşça, dostça oyun oynayalım gibi bir amacım vardı. Gelinen noktada gerçekten etkileşimimiz çok güzel. Bundan çok memnunum. Saygı ve sevgi çerçevesinde gelen tüm yorumlar. Şimdiye kadar sanırım bir ya da iki tane, belki yaş ortalaması çok düşük olan kesimden gelen saçma yorumlar vardı, hakaret vari. Onların dışında rahatsız olduğum hiçbir şey olmadı. Bunun için sizlere müteşekkirim. Herkesin birbirine saygı, sevgi ve yardımlaşma ortamının oluşturduğu bir
sohbet, dost ortamı oluşturduk burada. Bunun için de ekstra hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle temelleri hızlıca tüketiyorum ki toplam izomun kaç kaldığını görebileyim. 600, 600 de gerçekten fazlaymış. Yani 3 ve 4 yıldız özellikle çok fazla kristalim var. Açtığım takdirde izoya çevirebileceğim ama aynı zamanda altın problemi yaşıyoruz arkadaşlar. 18 milyon altından şu anda düşmeye başladım farkındaysanız. Çok fazla altın tüketiyor. Oyun altın vermiyor ve vermemek üzerine de oldukça istikrarlı. Geçenlerde gelen bir teklif vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama 200 küsür liraya 1 milyon altın veriyordu. Ya bu kadar saçma bir şey var mı? R3 atmak için ortalama 4 milyon gibi bir rakam harcıyorum altın anlamında. Ya hiç altını olmayan adam bir R3 atmak için düşünsenize gidiyor oradan 4-5 tane şey alıyor. Altın için 200 lira, 200 lira ve 1000 lira para harcıyor. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Yani kabamın bu stok verme noktasındaki maalesef değişmeyen politikası ya. Saçmalamaya devam edecek illaki. R3 attık arkadaşlar. Sadece T5 eksikliğim var gördüğünüz gibi. İstesem de R4 de atabiliyorum şu anda. Ama atmayacağım. Dediğim gibi 8. saniye bekleyeceğim. Daha fazla vaktinizi almadan hızlıca gameplay'ine geçmek istiyorum. Öncelikle sinerjilerinden bahsedeceğim. Daha sonrasında infosundan çok kısa bahsedeceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İşte dişe dokunur sinerjisi arkadaşlar burada var. Buster sinerjisi diyeyim onu. Ben kullanılabilirlik anlamında. Ne yazık ki kullanılabilirlik anlamında slotunuzu aldığınız zaman aktif oynayabileceğiniz bir sinerjisi yok. Kişisel sarsılma etkilerini %10 uzatıyormuş. Şunu alacağım arkadaşlar. Hadi uzatsın bakalım diyeceğim. Burada bir Mephisto sinerjisi var. Bu da güzel. Çünkü her dövüşün başlangıcı Hulk güncel sağlığın %50 kısmını feda ederek eşit miktarda gamma radyasyonu kazanır. Sadece ölümsüz Hulk'la oynanabilecek bir yerde bunu kullanmanız çok çok önemli. Ama ben almayacağım arkadaşlar. Yani böyle bir şey göstermeyeceğim. Çünkü aktif maceralarda tek başına kullanılabilir bir şampiyon. Bir de şurada bir sinerjisi var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Thor Ragnarok'la olan bir sinerjisi var. Bakın burada diyor ki diğer sinerji şampiyonlarını %20 maksimum sağlığının altına düştüklerinde 5 saniye süren pasif yok edilemez. Şimdi şöyle yapacağım. Bunlar kullanılabilir sinerjileri. Mephisto, Hulkbuster ve Thor Ragnarok. Ama ben hiç sinerji almayacağım arkadaşlar. Çünkü kullanılabilir sinerjiler değil. Eğer tek başına götüreceğiniz bir yol olursa o, ölümsüz Hulk'la ölümsüzlükle abonuma yaşın diyecektim. Ölümsüzlükle bu sinerjileri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle infosundan bahsedecek olursak kopya özelliği birkaç etki açmasına rağmen ne yazık ki dişe dokunur. Bir sinerjisi bulunmuyor arkadaşlar. Kopya özelliği bulunmuyor. Kopyalarsanız fena olmaz. Ama asla ve asla taş basmanıza değmez. Şöyle kısaca bakacak olursak zaten sersem etme zayıflatıcısı uygulamak için %2 200 kopya olursa da %5 şansa sahip. İşte bunun nedenleri vesaire var. Çok fazla datasıyla boğmak istemediğim için arkadaşlar. Geçiyorum. Yani benim kanaatim bu yönde. Kopya özelliği anlamında. Gama mutasyonu arkadaşlar şu işlere yarıyor. Daima aktif demiş oldu. Güçlendirilmiş işte zehir bağışıklığını söylüyor. Hulk'un yenilenme hızı herhangi bir şekilde tersine çevrilemiyor ya da azaltılamıyor arkadaşlar. Bu yenilenme hızı nedir? Onu da göstereceğim. Hulk ölümsüz olmasındaki neden. Yani %1'e düştüğü zaman engellenemez ve ölümsüz oluyor. O sürenin ardından kendini yenileme potansiyeli var. Bunu nasıl yaptığından bahsedeceğim. İşte bu yenilenme potansiyeli etkilenmiyor dış etkenlerden arkadaşlar. Hulk'un tüm dövüş boyunca kaybettiği sağlık miktarına dayalı olarak en fazla 3169 saldırı puanı kazanırsın. Bu oldukça önemli arkadaşlar. Niye? Hemen şöyle göstereyim. 3100 diyor ya. Bizim zaten normalde 1-6 yıldız R3 bir şampiyonun 5300 saldırı puanı var. Var ki bu bende kanama zehir açık. Yani bu kanama zehri oldukça yükseltiyor bu datayı. Buna rağmen 3000 küsür daha veriyor. Kesinlikle kanama zehri açık oynanması gereken bir şampiyon arkadaşlar. Bunun nedenlerine geleceğim. Biraz önce zaten bahsetmiş oldum. Ölümsüz olması. Can kaybınızın geri tepmeyle ya da kanamayla zaten zehirlenmiyor. Gitmesinin bir öneminin olmayışı. Bu nedenler de etkili ama bir nedeni daha var. Ondan da bahsedeceğim. Öfke setleri var arkadaşlar. Öfke setleri nasıl kazandığımızdan bahsedeceğim. Hangisi olduğundan bahsedeceğim ama öfke setleri temelde bizim saldırı puanımızı arttıran bir özellik. Orta çaplı saldırılarla bunu kazanıyoruz. Özel saldırı birimizde bunu kazanıyoruz. Sadece ilk darbesinde. Bir de
Özel saldırı. İkimiz de arkadaşlar hem ilk hem de son darbemizde öfke seti kazanıyoruz. Arda arda öfke saldırıları öfke setleri oluşturur. Tüm öfke setleri bir öfke saldırısı gerçekleştirmeden 2 saniye sonra kaybedilir. Hulk'un ya da rakibin özel saldırı sırasında öfke setlerinin süresi dolmaz. Öfke doğru. Yani süresi bitmiyor arkadaşlar öfke setlerinin özel saldırıları sırasında. Şimdi gama radyasyonu ve öfke setleri arkadaşlar temelini oluşturuyor ölümsüzlükün. Öfke saldırıları her öfke saldırısı setine karşılık 473. Bu çok değerli çünkü ortalama bunu 20 civarına çıkartabiliyoruz. Bu da ne demek oluyor? 9500 seviyelerine çıkabiliyor. 3000 küsür de oradan geliyor arkadaşlar. 12000, 5000 de bizde var zaten. 17000 gibi güzel bir saldırı bonusu elde ediyor. Ve bunu arkada enerji patlaması olarak veriyor. Ölümsüzlük. Bakın saldırı bonusunu nasıl yükseliyor zaten datasında da belirtiyor. Bir nolu özel saldırısında arkadaşlar kullanıldığı zaman her öfke setine karşılık Hulk 553 birim ani doğrudan hasar verir. Bakın bu ani doğrudan hasarı şöyle söyleyeyim. Hani kritik vurduğumuz zaman sarı böyle parlak bir renkte hasar çıkıyor ya. Enerji patlaması arkada kırmızıdır arkadaşlar. O şekilde görebilirsiniz. Eğer geri tepme ustalığı aktif halde ise geri tepme hasarı etkisiz hale getirilir ve bunun yerine Hulk'a 1107 birim doğrudan hasar verir. Her rütbe için 1107 birim doğrudan hasar daha verir. Hulk bu yetenek ile knockout edilemez. Müthiş bir özellik arkadaşlar. Geri tepme bizim bir baş belamız. Ne yazık ki ustalıklarda hala değişmeyen ve değişmeyeceği yönünde öngörüde bulunabileceğim lanet bir ustalık. Ne yazık ki kanama zehir açmak için geri tepmeyi açmak zorundayız ama bundan da etkilenmiyor. Aksine bunu avantaj olarak kullanıyor. İşte tam olarak burada kanama zehir açık olmasını zaten garantisini bizlere sunuyor ölümsüzlükle ilgili. Devamlı yük gama radyasyonu. Arkadaşlar gama radyasyonundan bahsedeceğim. Ölümsüzlüğünden bahsedeceğim. Ağır saldırılarından, özel saldırı 1, 2 ve 3'ten bahsedeceğim. Ama şu çarpışma güç oranı ve özel saldırı ikili çarpışma güç oranını düşüren bir rakibin üzerine bastırma zayıflatıcısı atıyoruz. Rakip çok az güç barı kazanıyor. Bu önemli. Çünkü özel saldırı 2'den sonra bir 12-15 combo arasında bir combo vuruyoruz rakibimize. Bu süre zarfında güç barı kazanmaması oldukça önemli. Güzel. Özel saldırı 3'ü çok fazla tercih etmeyecek. Tercih etmeyeceğiz ama çok kısa bahsedeyim. Korkutma zayıflatıcısı arkadaşlar atıyor. Korkutma da ne işe yarıyor? Yetenek güç oranını ve yenilenme hızını düşürüyor. Örnek veriyorum, Wolverine'le dövüşüyorsun ya da çok fazla kendine güç can barı açan şampiyonlarla dövüşürken kullanabileceğiniz bir yetenek ama %25 çok da etkili değil. Tersine çeviremiyor da durduramıyor o yenilenme takviyesini. Hadi gelin çok da fazla uzatmadan gameplay'ine bakalım. Şöyle orta saldırıları ağırlıklı vurup kendime gama yükleri toplayacağım arkadaşlar. Gama radyasyonu toplayacağım. Görüyor musunuz? 3 orta saldırı yapıyorum arkadaşlar. Siper'de denk getiriyorum. Şöyle biri yapıyorum. Yapamadım. Bir yandan da kendimize hasar veriyoruz. Bunun hiçbir önemi yok. Şimdi ağır saldırımı özel saldırı 2'ye bağlayacağım. Evet, şimdi durdurayım. Arkadaşlar, üzerinde sol tarafta görmüş olduğunuz yeşil parlak renkteki takviye değil aslında bir yetenek o. Devamlı gama radyasyonu. İşte bu bizim hem güç barımızın can barımızın yükselmesini sağlayacak, ölümsüzlüğe ulaştığımızda sağlayacak yeteneğimiz. Bu önemli. Bunu yük olarak da üzerimize alıyoruz. Şu anda sol üst köşeleri Hulk'un profilinin yanında da görebilirsiniz bunu. Diğeri de öfke sağ tarafında. Pasif olarak bu öfke setleri üzerimizde bulunuyor. Pasif olmasının özelliği bu kapatılamaz ya da kaldırılamaz. Hulk'a rakibine ani hasar verir. Şimdi ağır saldırıya bağlayarak öfke setini üzerimde çoğalttım arkadaşlar. Ve bakın şimdi sağ tarafta ekran karanlık olabilir ama lütfen dikkatli bakın. Şimdi 1333 hasar vermişim. Bu bizim datamız gereği ona vermiş olduğumuz hasar. Ama hani arkada datada bahsetmiş olduğum o enerji patlamaları vardı ya arkada kırmızı olarak gösterir dediğim. Bakın 8180 gibi bir hasarda. Şimdi özel saldırı ikimizi atarak gama radyasyonumuzu yüze çıkartacağız. Engel kendimizi öldüreceğiz. Bu sayede gama yüklerimizi çok fazla yüklediğimiz için. Ama aynı zamanda rakibimize yüksek hasar potansiyeli vereceğiz. Bakın şimdi bir özel saldırı 2'ye daha bağlayabilirsem atma. Evet şimdi 20'de attım arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar müthiş hasar veriyor. Ölümsüzlük. Bir kere yakaladım mı geri kalanını hallettim. Şimdi
Canım %1 kaldı. Yine gama radyasyonunu çok fazla kullanmamdan dolayı yaptım bunu. Şimdi bir ikinci dövüşe başlayacağım. Gama radyasyonu doluyor. Yani üzerimde 100 tane yük var arkadaşlar. Ölümsüz Ulk'un. Ve şimdi hep beraber canımın kaça çıkacağını göreceğiz. Direkt ölümsüz olarak başladım dövüşe. 78-77 gördünüz mü arkadaşlar? Canımı %80'e tekrardan geri çıkardı. Gama yükü kazandıkça kendimi imha ediyorum bir yandan. Şimdi gelelim asıl noktaya. Şimdi arkadaşlar gama radyasyonu ve öfkenin yanında bir işaret bulunuyor. İşte bu ölümsüzlük bekleme süresi. Eğer bu süre zarfında bu süre varken ben tekrardan %1 cana ulaşırsam engellenemez ve ölümsüz oluyorum. Bundan yana herhangi bir sorun yok. Ama engellenemezin süresi bittiğinde üzerimdeki gama radyasyonu kadar kendime can basmam vardı ya. İşte bunu gerçekleştiremiyorum ne yazık ki. Ah, bir yerde hata yapmış olabilirim. Muhtemelen engellenemeze de girmeyecek. Şöyle hızlıca kendimi imha edip bir görmek istiyorum. Girecek mi, girmeyecek mi? Ona göre doğru bilgiyi vereyim. Girmeyebilir. Evet, kendimi öldürdüm. Girmiyor, doğru. Şimdi burada arkadaşlar bu ölümsüzlük süresi varken gama radyasyonu toplama ve rakibimizden hasar alma noktasında çok daha dikkatli şekilde dövüşmemiz gerekiyor. Ölümsüzlüğün süresi tam 50 saniye sürüyor. Bu dövüşün başlangıcında rastladıysanız eğer dövüşü daha sakin, daha kontrollü şekilde devam ettirerek bu 50 saniyelik sürenin bitmesini bekleyebilirsiniz. Daha sonrasında gama radyasyonlarınızı tekrardan 100'e kadar çıkartabilir, engellenemez ve ölümsüzlük üzerinize alarak rakibiniz üzerinde dövüşebilirsiniz. Şimdi burada benim biraz önce yapmış olduğumda ben yanlış bir bilgi verdim. Onu da düzeltiyorum. Gama radyasyonu anlamında sizler dövüşe başladığınız zaman benim kadar hızlı toplamayın. Ölümsüzlük süreniz varsa daha yavaş toplayın. Nasıl topluyorduk gama radyasyonlarımızı? Orta saldırılarımızla. Arkadaşlar üçlü hafif saldırı yapıp çekilebilirsiniz. Ya da bir orta geri kalan beşli kombomuzun tamamını hafif saldırılar yaparak gama radyasyonlarınızı daha az toplayabilirsiniz. Ve böylelikle kendinize daha az hasar verirsiniz ölümsüzlükle. Kullanabileceğiniz yerler anlamında detaylı daha fazla video yapacağım. Ama yani örnek veriyorum X'ler şampiyonların kullanıldığı yerlerde boyutu gereği zehirlenmeyen şampiyonlar arasında da oldukça etkili olacaktır. Yani bilim sınıfına ait güzel bir şampiyon olmuş Ölümsüz Hulk. Sinerjileri anlamında az önce gösterdiğim gibi Hulkbuster, Mephisto ve Thor Ragnarok'u kullanabilirsiniz. Ama bunlar ne yazık ki solunuzda boş yer topluyor. Belki Hulkbuster'ı kullanırsınız. O da X-Large bir şampiyon. İhtiyaç halinde böyle bu tip karolarda da aktif olarak yer alacaktır. Şöyle benim 6. bilim şampiyonum oldu ve 40. 6 yıldız R3'üm oldu arkadaşlar. Ölümsüz Hulk. Sizlerin ölümsüzlük hakkındaki yorumları nelerdir? Videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar dilediğiniz gibi. Ekstra eklemek istediğiniz benim atlamış olduğum özelliği varsa lütfen belirtin. Hem beni hem diğer videoyu izleyen arkadaşları bu konuda bilgilendirelim. Bu tip bir şampiyon incelemesi videolarının devamını istiyorsanız bu konuda sizlerin de tavsiyesi varsa şu şampiyonun incelemesini ve videosunu çek dediğiniz noktada bunları da önceliklendiriyorum arkadaşlar. Belirtmek istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.